Yalnızca kiralarda değil, çarşı pazarda da etiketler cep yakıyor. Uzun süredir fahiş fiyatlara karşı hangi adımların atılacağı merak konusu. İlk etapta erken uyarı sistemi ile ürün bazlı takip yapılması planlanıyor. Vallahi malı. Fiyatlar tarladan tezgaha gelene kadar katlanıyor. Alışverişe çıkan etiketlere çaresizce bakıyor. Memura zam yapıldı. Bu fırsat dendi. Her şeye zam yapıldığını düşünüyorum. Tüketici hakem heyetine şikayet ediyorum ben. Bir ara çocuklardan dolayı bez fiyatlarında yükseliş olmuştu. O zaman etmiştim ama bir değişen bir şey olmamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan denetime işaret etti. Bu zulmün önüne geçeceğiz dedi. Yeni önlemlerin alınması bekleniyor. Tarladan çıkan her bir ürünün makul fiyatlarla sofraya gelmesi için hal yasası da gündemde. Hal esnafı ise kısa sürede yapılması gerekenin marketlerin hızlıca denetlenmesinden geçtiğine işaret ediyor. Mesela burada incir atıyorum 10 lira, bakıyorsun orada 30 lira. Nasıl olacak bu iş? Burada denetlemeye gerek yok. 2,5 milyon şimdi mandayla sattım. Ben ne bileyim kaç para sattığını. 10 lira da satabilir. Oraya denetlesinler. Burada fahiş bir fiyat yok. Düzenli bir denetim olsun. İnsan hayatı çok değerli. Bu dünya eğer hediye ise bize, biz insanlara, herkes rızkını kendine göre yesin yani. Marketçi de denetlenmeli. Haklı olduğu tarafta var. Vardır illaki. İlk etapta erken uyarı sistemiyle fiyat artışının kontrol altına alınması planlanıyor. Yani gıda ve tarım ürünlerine yönelik veriler detaylı ve zamanlı incelenecek. 5 liraya aldığım üzümü 10 liraya satmak zorundayım. Neden? Çünkü bunun masrafları çok. Artı bir de biz marketlerde tek tek seçildiği için o üzüm kasasında nereden baksan 3 kilo, her kasada 2 kilo, 3 kilo fire veriliyor. O fire çöpe gidiyor. Market sahipleri de maliyetlerden şikayetçi. 30 senedir marketçilik yapıyorum. Elektrik %15 zam geldi dediler. %15 değil, %100'dür yani bu. Bana 3 bin lira elektrik faturası geliyordu. Şimdi 8 bin lira al şeyde bende yani fatura. 8 bin lira elektrik faturası ediyorum. Her ay 20 bin lira poşet parası. 10 bin lira SSK'lar, Bağkur. Yani benim aylık giderim 40-50 bin lira benim masrafım oluyor. Mecburen ister istemez ben bunu fiyatlara yansıtmak zorundayım.